Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınlarının geçen seneki AYT denemelerinden güzel bir katlamalı açı sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Dikdörtgen biçimindeki bir kağıt önce içe sonra dışa doğru katlandığında aşağıdaki düzlemsel görüntü ve 12 derecelik açı oluşuyor. Buna göre son durumda x ile ifade edilen açı kaç derecedir diye sorulmuş. Katlama yaptığımızda açılarımızı, uzunluklarımızı koruduğumuzu biliyoruz. Bence buradaki hareket noktamız şu ikinci katlamadan ilk katlamaya doğru gitmek olmalı. Mesela ilk katlamada şuradaki iki açı birbirine eşit gelecektir. Yani şuradaki açının tamamıyla şu gri kısımdaki açının tamamı nedir? Birbirine eşittir. Ama biz 2'den 1'e doğru gelelim. Bunların da birbirine eşit olduğunu unutmayalım. Şimdi İkinci de yapılan katlamaya baktığımızda örneğin ben şuraya A noktası dersem buraya A üssü demiş olacağım. Yani şuradaki üçgenimi şu diğer tarafa doğru katladığımı A'yı ne yaptığımı görüyorum. A üstü yaptığımı görüyorum. A noktam ilk durumdaki şu A noktası olarak yine buraya da yazılabilir arkadaşlar. Şimdi şu arada oluşan bir açı var onu görüyorsunuz. Ben buraya Y açısı demek istiyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman benim içini taradığım şu üçgenle katlayarak oluşturduğum şu üçgen birbirine eş olarak gelecektir. Bakın şuradaki açının tamamıyla buradaki açının tamamı birbirine eşittir. Burası zaten ilk şekilde buradan dikdörtgenin köşesinden buraya gelen 90 derecedir. Şuradaki açımız da 90 derece gelmiş olur. Dolayısıyla tepelerinde kalan şu y artı 12 dediğim açı ile şuradaki açı da birbirine eşit gelecektir. O zaman şu tarayarak gösterdiğim açının kaç derece olduğunu söyleyebilirim. y artı 12 derece olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız benim şuradaki y artı 12 derecelik açımla şuradaki 12 derecelik açım aslında ilk şekilde oluşan o gri üçgenin şurasında bulunan açıdır. Yani y artı 12'yi 12, 12 eklediğimde şu gri üçgenin burasındaki açıyı elde ederim. Bu da bana y artı 24 dereceyi verir. E burası y artı 24 ise bu da ona eşitliği Katlayarak elde etmiştik. Burası da o zaman ne gelecektir? Y artı 24 derece gelmiş olacaktır. X'e baktığımızda aslında şuranın tamamı y artı 24. Şu altta kalan beyaz üçgenin şuradaki açısının y artı 24 geldiğini görürüz. Buranın tamamı y artı 24. Biz burada bunun ne geldiğini görüyoruz? y artı x. O zaman biz y artı 24 derecenin y artı x'e eşit olduğunu y'ler birbirini götürünce de x'in 24 derece geleceğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımızın d şıkkı 24 gelmesi gerekir. Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Üçüncü sorumuza bakacağız arkadaşlar. Kenar uzunlukları 12 birim ve 16 birim olan ABCD dikdörtgeni köşegeni boyunca kesilerek mavi ve sarı renkli iki üçgene ayrılıyor. Mavi üçgen sarı üçgenin üzerine D köşeleri ve birer kenarları üst üste gelecek biçimde konuluyor. Buna göre çevre DEB üstü kaç birimdir diye sorulmuş. Şuradaki üçgenin çevresini bulmamız istenmiş arkadaşlar. burada elimizde dikdörtgenler var. Şuradaki açıda 90 derece gelecektir. İki tane birbirine eş dik üçgen elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Mavi ve sarı renklerde olmak üzere. baktığımızda 12 3'ün 4 katı, 16 4'ün 4 katı hipotenüste 5'in 4 katından kaç gelecektir? 20 gelmiş olacaktır. burası 20, buraya 12, buraya da yine 16'yı yazmış oluyoruz. O üçgenleri şöyle alt tarafa göndermiş olacağız. Burada DB uzunluğu 20 idi. DB üstü de 20 olarak gelmiş olacaktır. Bunun dışında DA'nın 12 olduğunu biliyoruz. Şuraya kaç yazayım o zaman DA üstüne de? 12 yazmış olacağım. Burada AB'miz 16 idi. A üstü B üstünün de kaç geleceğini biliyoruz. 16 geleceğini biliyoruz. Aynı zamanda CB'miz 12. Halen burada 12 olarak duracak arkadaşlar. Biz DB'nin 20 olduğunu biliyorduk. 12'si buradaysa 20-12'den buraya da kaçın kaldığını söyleyebiliriz. 8'in kaldığını söyleyebiliriz. Buradaki mavi de küçükken buraya yerleştirilmiş. Şuradaki açımızı kaç derece olarak almış olacağız? 90 derece olarak almış olacağız. Buradaki A üstü B üstü dediğim gibi 16 birim gelecektir. E, şunu bence yapabiliriz burada. Şuradaki açıma ben alfa demek istiyorum. Şuradaki açıma da beta demek istiyorum. Bu durumda alfa ile betanın toplamı 90 yapar. Üstteki şu açımızda beta. Üstteki şu açımıza yine alfa olarak gelecektir. Ben burada... Alfa açımı koruyorum. Yine şuraya alfa yazıyorum. Alfa 90 o zaman buranın da ne geldiğini görüyorum. Beta olarak geldiğini görmüş oluyorum. Şuradaki alfamı da buraya taşıdığımı söyleyebilirim. Çok işime yaramayacak ama burayı da alfa olarak gösterebilirim. Dikkat ediyorsanız ben bir de şurada alfa beta 90 üçgeni elde ettim. Normalde alfa beta 90 üçgeninde 3 4 5'in... E daha büyüğü olan bir üçgen olduğunu biliyorum. Yani alfa beta 90 üçgeni beni 3K, 4K, 5K üçgenine götürüyor. Normalde beta'ya baktığımda betanın karşısına 4'ün 4 katı gelmişti. Alfanın karşısına da 3'ün 4 katı gelmişti. Yani betanın karşısına 4'ün katlarının geldiğini biliyorum. Şu içini taradığım mavi üçgene bakarsam şuradaki D, e, A üstü üçgenine betanın karşısına 12. Yani 4'ün 3 katı gelmiş. O zaman burada da alfanın karşısına 3'ün 3 katından kaçın gelmesi gerekir? 9'un gelmesi gerekir. O zaman şu aranın kaç birim geldiğini söylüyorum yani. 9 birim geldiğini söylemiş oluyorum. Bu da bana 9, 12 kaç üçgeni vermiş oluyor? 15 üçgeni vermiş oluyor. Yani DE uzunluğunda 15 birim olarak bulmuş oluyorum arkadaşlar. Aynı zamanda AB 16 idi. A üstü B üstünde 16 geleceğini söylemiştim. 16'nın 9'u buradaysa şu üst tarafa da 7'nin kalacağını görüyorum. Şuradaki içini taradığım sarı üçgenin çevresini bulmaya çalışıyordum. Zaten bir kenarı 20 idi. Diğer iki kenarında 15 ve 7 olarak ben bulduğumdan çevresi 20 artı 15 35 7 daha bana 42 vermiş olacaktı. Doğru cevabımın A şıkkı 42 gelmesi gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar 3 4 5'ten güzel bir katlama sorusunu sizler için çözmeye yorumlamaya çalışalım. Katlama yaptığımızda uzunluklarımızı, açılarımızı koruduğumuzu biliyoruz. Nedenmiş burada ABC üçgeni biçimdeki kağıt şekil 1'de, AD şekil 2'de BE boyunca katlandığında oluşan uzunluklar aşağıda verilmektedir. Buna göre ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir diye sorulmuş. Katlama yaptığımız açılarımızı koruduğumuzu biliyoruz. Örneğin şuradaki açımıza alfa dersek katlayarak taşıdığımızda şu açıyı da alfa olarak oluşturmuş oluyoruz. Alttaki şu açımıza mesela m açısı dersek bu taraftaki şu açımızın da m açısı geldiğini söyleyebiliriz. Örneğin buradaki BD uzunluğu buradaki B üstü D uzunluğuna ne gelecektir? Eşit olarak gelmiş olacaktır. Aynı mantıkla AB uzunluğu da AB üstü uzunluğuna eşit olarak gelir. Tepedeki şu iki açımızda birbirine ne olarak gelmiş olacaktır? Eşit olarak gelmiş olacaktır. Bakın burada şu AB uzunluğuna ben eğer X birim dersem şuradaki AB üstü uzunluğuna ne gelmiş olacaktır arkadaşlar? X birim olarak gelmiş olacaktır. Şuradaki BD uzunluğuna Y birim dersem şuradaki DB üstünün de ne geleceğini söyleyebilirim. Y birim geleceğini söyleyebilirim. Aslında buraya baktığımda iç açı ortay teoreminden şunu söyleyebilirim. X'in Y'ye oranı yani X bölü Y eşittir x artı 3'ün 10'a oranı yazabilirim. Buraya hemen x artı 3 bölü 10 yazmak istiyorum arkadaşlar. Alt tarafa geldiğimizde de benzer mantıkla düşünebiliriz. Yine hepsini yazmayalım burada. Şuradaki iki açının birbirine ne geleceğini söyleyebiliriz. Eşit geleceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda AE uzunluğuyla EA üstü uzunluğu da burada ne gelmiştir? Birbirine eşit olarak gelmiştir. Dikkat ediyorsanız şurası y artı 10 oldu. Alt tarafta da bc'nin y artı 10 geleceğini söyleyebiliriz. Bunun altısı buradaysa burası bize kaçı vermiş olur o zaman? y artı 4'ü vermiş olur. Katlama yaptığımızda uzunluklarımızı koruduğumuzu biliyoruz. ab uzunluğumuz a üstü b'ye eşit geleceği için ab'mizin de o zaman y artı 4 olması gerektiğini belirlemiş oluruz arkadaşlar. Aynı zamanda a de burada a üstü e'ye eşit olarak gelmiştir. Burada da aslında iç açı ortay teoremini kullanabiliriz ama İki iki şekle baktığımızda biz aslında ilk şekilde x olarak yazdığımız uzunluğun burada y artı 4 geldiğini görüyoruz. Demek ki şurada x gördüğümüz yere y artı 4 yazabiliriz. Ya da eğer x'imiz y artı 4'e eşitse buradan y'yi çekip y gördüğümüz yere x eksi 4 de yazabileceğimizi belirlemiş oluruz. İsterseniz y yerine x eksi 4 yazalım. Bu durumda x bölü x eksi 4 eşittir. x artı 3 bölü kaç gelmiş olur? 10 gelmiş olur. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 10x eşittir. x kare eksi x eksi 12'nin geldiğini görürüz. Buradan x kare eksi 11 x eksi 12 eşittir 0 gelir. Çarpanlara ayırdığımızda x eksi 12 çarpı x artı 1 eşittir 0 gelecektir. Buradan x negatif gelir. x bir uzunluktu. Pozitif gelmesini istiyoruz. O zaman buradaki x değerimiz 12 olarak bulunmuştur arkadaşlar. ABC üçgeninin çevresini arıyoruz. Ee, üstteki şeklimize bakarsak bir kenarının x geldiğini görüyoruz. X'i yazıyorum. Bir kenarı x artı 3 gelmiş. X artı 3'ü yazıyorum. Diğeri de y artı 10 geliyor. E, Y'nin yerine x eksi 4 yazarsak x eksi 4 artı 10'dan x artı 6'nın çevremize eklendiğini görüyoruz. Demek ki bizden istenen 3 x artı 9'muş. x'imiz 12 bulduk. 3 kere 12 36 9 daha bize 45'i vermiş olacaktır. Doğru cevabımızın E şıkkı 45 gelmesi gerekir arkadaşlar.